Birinci Viyana'dan, Stefan Plas'tan herkese selamlar, sevgiler. 7 Temmuz 2020, saatlerimiz yaklaşık öğleden sonra 1'i gösteriyor. Şöyle biraz Birinci Viyana ile ilgili size bir video çekeyim istedim. Yani korona günleri artık nereye gitsek bence bitmiş durumda. Ayda Kafe çok ünlü bir kafe Viyana'da. Avusturya'nın başka yerlerinde de vardır belki ama Viyana'da daha çoğunlukta. Şurası Stockholm Eisenplatz'mış. Kärntenstraße burası, hem bilinen bir cadde. Şöyle biraz etrafı çekeyim sizler için. Önceden burada bizim kültür ateşçiliğimiz vardı. Şöyle fiyatları göstereyim size biraz saatlerin. Şu arkadaki saat 47.600 euro, 35.000, 40.000. Fiyatları tam görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şunlar biraz daha ucuz, 7.000, 13.000. Şu arkadaki saat 47.000 euro, en arkada olan. Şöyle şuradakileri göstereyim. 25.000. Bin 50.000 euro kol saati. Herhalde birçoğumuz için bir ev parası demek. Hayatı boyunca çalışıp alabileceği. Bazıları için de işte bir kol saati fiyatı. Rolex'in mesela şu saati 36.000 euro. Şunlar da 30.000 euro, 34.000 euro. İşin ilginç tarafı, tezgahta 10-20 liraya saat satanlar oluyor ya. Bu saati orada görseniz 20 lira verip alır mısınız? O da ayrı bir muamma. Bu soruyu bence kendinize sorun. Kärntenstraße üzerinden şöyle biraz birlikte yürüyüş yapalım. Apple Store'daki sıraya bakın. Şimdi burada alışveriş yapmanın şöyle bir avantajı var. Burada 1000 euroya aldığınız bir telefonu sizin de aklınızda bulunsun. Başka bir ülkeye gittiğiniz zaman orada yaşamadığınız için aldığınız her şeyin vergisini geri alabilirsiniz. Burası Apple Store'un mağazası. Mesela buradan aldığınız bir telefon diyelim 1000 euro tuttu. Ödediğiniz makbuzla beraber havalimanında gösterdiğinizde ya da arabayla gidiyorsanız yol üzerinde gümrüğe gösterdiğinizde vergi tutarını geri alıyorsunuz. Ki Avrupa'da genelde %20 civarındadır. Avusturya'da %20 mesela. Bu ne demek? 1000 euroya aldığınız telefondan yaklaşık 200 liraya yakın bir geri para alıyorsunuz. Bu da 1000 euro telefonu 800 liraya almanız anlamına geliyor. Zaten özellikle Türkiye'de olanlar için söylüyorum. Telefonun fiyatları zaten buradaki normal fiyatların üzerinde Türkiye'de. Yani siz buradan vergisiyle beraber işte 1000 euroya aldığınız telefonu 200 euro geri aldığınızda yaklaşık 800 euroya geliyor telefon. Bu arada biraz sonra anlatmaya devam edeyim. Bu Stefla'da mutlaka gelin. Bütün şuradaki gördüğünüz mağazalar, markalar hepsi var burada. Yukarıda güzel de bir restoran da var. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Stefan Platz manzarasıyla. 800 liraya mal ettiğiniz telefon Türkiye'de zaten 1100-1200 lira civarındadır mutlaka. %15-%20 daha fark oluyor. Ayrıca bence Avrupa'ya üretilen ürünler
Türkiye'ye hani hangi şekilde yapılıyor bilmiyorum ama burada belli bir kalite standardını uygulamak zorunda. Onun için bence yine de Avrupa'da almak hem maddi yönden hem de kalite açısından daha mantıklı. Burası da 1, 2, 3, 4, 5 katlı bir alışveriş merkezi. Bütün markalar, her şey var. Giyim tekstil üzerine tabii. Şöyle içeriği göstereyim. Yani mesela 30 euroya da bir kazak bulabiliyorsunuz, 300 euroya da. Ya da 10 euroya da bir tişört alabiliyorsunuz, 200 euroya da alabiliyorsunuz. Hemen hemen bütün markalar, Gant, Boss. Şöyle gördüğünüz bütün markalar var. Bulup bulabileceğiniz. Şöyle bir nasıl çalışması yapıyorum. Şöyle bir çekeyim. Swarovski'nin mağazalarından bir tanesi. Kärntenstrasse'de. Hadi oğlum da vitrinini çekeyim sizin için. Camlar da ne kadar silinirse ayna gibi. Yürüyüşümüze devam edelim. Küçük bir manav. Çiçekçi dükkanı. Güllerin tanesi 4 liraymış. Oo, fiyata bak. Gerçekten süper. Vay be, almak lazım. Hava da yavaş yavaş. Bulutlar geliyor ama yağacak mı? Nasıl belli? Hound temiz zaten biliyorsunuzdur. Genelde böyle ikişer üçer katlı her yeri böyle işgal etmiş durumdalar. Gerçi fiyatları da iyi yani. Şurada ortada yine bir kahve var. Şu karşıyı göstereyim size. Wienerwald. Şu karşıda gördüğünüz ünlü bir şimdisel dükkanı Viyana'da. Geldiğinizde orada yiyebilirsiniz. Burası da Casino Wien. Viyana eyaletinde şeyi yasakladılar normalde. Kumarhaneleri. Ama burası turistik yer olduğu için burada hala açık. Pasaportunuzla giriş yapabiliyorsunuz. Oturma, yani burada yaşıyorsanız veya vatandaşsanız giremiyorsunuz içeri. Yasak. Şöyle biraz devam edeyim. Şu sol tarafta gördüğünüz yürüyüş standlar var. Yani büfe. Bizim sucuğa benzer böyle bir salam tarzında bir yedikleri sosis diyeyim. Ekmeğin arasına koyuyorlar. Biraz sos koyup öyle aperatif olarak yiyorlar. Buranın bir ekmek arası sandviçi ya da kebabı diyebiliriz yani. Burası da ünlü bir otel. Opera'nın hemen arkasında. Otel Saha. Dondurma. Google'a 380'miş. Şimdiye kadar gördüğüm en yüksek dondurma fiyatı. Normalde 1 euro ya 1.20 avusturuyorlar bir arada. Çoğu yerde.